Yürüyorlar. İlk ziyaret Anıtkabir'e olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yaş üyeleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine önce çelenk koyacaklar. Saygı duruşundan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecekler. 13'te Yüksek Askeri Şura toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu toplantının gerçekleşeceğini ifade edelim. 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Şura üyeleri için bugün kritik bir toplantı olduğunu ifade edelim bu toplantının. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz yaş üyeleri. Bu isimler bugün hem Aslanlı Yol'dan yürüyen heyetin içinde yer alıyorlar hem de bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak heyet arasındaki isimler. Şura'da albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş üyeleriyle beraber Aslanlı Yol'daki yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Alınan kararlar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını sunulacak, ardından da uygulamaya konulacak. Peki ama bugün gerçekleştirilecek yaş toplantısında hangi kararların çıkması bekleniyor? Onlardan da bahsedelim. Yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz de geçen sene Oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor. Mavi Vatan tatbikatındaki başarılarından dolayı Özbal, hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçük Akyüz'ün görev süreleri bir yıl daha uzatılması gündemde, beklenti bu yönde. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş üyeleriyle beraber Anıtkabir'in hemen ön tarafında, meydana gelmeden ki bölümünde, Aslanlı Yol'da yürüyüşlerini tamamlamak üzereler.